Herkese merhaba. QR Show'un yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün bu hafta programda bir rotasyon yaptık. İsimleri değiştirdik. Yine dev isimlerle birlikte sizlerle birlikteyiz. İbrahim Altınsay, Özkan Özük ve Gökhan Aptik programın ilk bölümünde sizlerle olacak. Burası yine Şampiyonlar Ligi gibi olmaya başladı. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Hız kesmeden o zaman bir Premier Lig yapalım. Avrupa'nın en önde gelen maçlarından bir tanesi oynandı. Tabii ki birazcık hayal kırıklığı oldu skor bazında. Ona değineceğiz ama. Birazcık mı? Yani bayağı bir oldu, evet. Daha fare doğru. Yüzyılın en büyük hayal kırıklığıydı ya maç. Evet, doğru. Doğru. Çok büyük ama bir hayal kırıklığı. City Liverpool maçı haber vermişti. Burada onu yorumladık biliyorsun. Doğru abi. Hayal kırıklığı diye. O zaman hız kesmeden bir haftanın birinci sınıflarına gidelim. Ki haftanın birinci sınıflarında da konuşacağımız konular var. Birinci sınıf maç elbette Newcastle United, West Ham United arasında oynandı. İnanılmaz bir maçtı. Son dakikalarda Harvey Barnes yaptı şovunu ve oyuna sonradan girerek iki gol atmayı başardı ve maçı getirdi. Haftanın oyuncusu Chelsea-Burnley maçından geldi. Cole Palmer harika performansına devam ediyor. Muric de aynı şekilde benzersiz kurtarışlar yaptı. Skoru korudu, puan almayı başardı Burnley onun performansıyla ve birinci sınıf golde İbrahim abi gururlandıracağız. Yine Muniz. Muniz'in harika golü sezona damga vurdu diyebilir miyiz abi? 2024 diyelim ona. Evet, 2024. Ya 2024 golleri arasında girer. Yani ilk 5'e bile girer ama vuruş olarak güzel. Ya Muniz açısından 2024. Tabii, 2023'te zaten piyasada olmayan bir oyuncu. Takvim yılının en fazla gol atan. Ligin ilk yarısı abi hiç şey yapma. Gönderme yapıyor. 2023'te gol yok çünkü. Ya işte istikrar, uyum. Hep diyoruz da 9 numara giyiyorsan sen sakat değilsen oraya yazılsın. İşte Brohalar, Munizler, işte Galatasaray'a gelen Vinicius. İşte Meksikalı oyuncu Jimenez falan, bunlara o mu bu mu şeyin yerini dolduracağım diye, Mitrovic'in yerini dolduracağım diye sorun da işte biri gitti biri geldi. Muniz de arka arka yatınca yerleşti. Yerleşince de kendini gösteriyor. Biraz klasik Brezilyalı büyük Ronaldo gibi yani. Sırtını alıyor savunmacıyı, dönüyor ve İyi vuruyor yani. Brezilyalı 9 numara giyiyorsan o vuruşu yapacaksın. Kamera açısı da çok iyiydi. Tabii. Yani topu böyle takip ettik en güzel açıdan. Şey konuşmuştuk ya. Barça'da golleri her zaman böyle beğeniliyor biliyorsun. Ben hep şeyim ya, gol vuruşu kategorisinde ayrı seçim yapmak lazım. Gol yapılışı, golün inşası yani oluşumu kategorisini ayrı yapmak lazım. Güzeldi ama şimdi Newcastle şey maçını seyrettim. Başlı başına bir sürü hikaye olan bir maç. İnanılmaz. 3-1'den döndüler. Tabii. Umut yokken. Önce öne geçiyor. İşte şey öne geçiyor. Sonrasında geriye düşüyor 3-1. Tabii. Maçın başında öne geçiyor. Aynen maçın başında öne geçiyor. Sattan biraz kötü diyordun İbrahim abi Newcastle'da. İşte kötü değilmiş. Döndürdüler maçı. Ya, Newcastle taraftarı da şaşırdı yani. Çünkü başta bir giriyorsun, heyecanlısın, ondan sonra arka arkaya goller. Maçında da iki öne geri düşmüşler. Ama bence bu Eddie Howe'un istediği bir şey değil. Eddie Howe'un, bence Eddie Howe benim gözümde bir kümede kalma hocasından sınıf atlayamadı. Geçen seneki o şampiyonlar geçen sene çok biraz iyiydi Liverpool yapılanma halindeydi, öbür takımlar Tottenham kötüydü falan filan, Aston Villa daha yeni eksikleri vardı falan. Buradan bir olmuş bir olay olarak gözüküyor. Geçtiğimiz o defansla yaptı zaten. Geçen sene hatırlayın. Savunmasıyla öne çıkmış. Savunmasıyla Şampiyonlar Ligi'ne geldi. Evet, evet. Niye defansla? Çünkü kümede kalmak isteyen bir ama bu sezon savunma hattında çok fazla sakatlık oldu. Abi. Doğru. Komple. Çok fazla. Takım genelinde eksikler kaleci var. Kaleci dahil. Doğru söylüyorsun. Tabii yani Nick Pope takımın geçen sene o gol yememesinde çok önemli. Evet. Uyum vardı. Ama oyunu Lucas'a geçen sene geride kabul ediyordu. Şimdi kazanmak için artık şampiyonluk için oynamak için savunmayı öne çıkaracaksın. Evet. Gol atacaksın. Bu savunmayla yapamazsın. Savunma geride, hücum ileride. Dünkü maç, hafta sonu maç çok enteresan oldu. Çünkü arka arkaya sakatlıklar oldu. Tabii. Ve Eddie Howe mecburen Deniz Miley Lewis-Solu şey aldı. Lassel zaten ilk yarıda sakattı. Arkasından da Murphy. Hep Murphy oynadı aslında atak oynayan takımlarda. Murphy bek oynadı. Murphy'yi de beke alınca takım şahlandı birden. Evet. Bir de Barnes yani ben anlayamıyorum. Tamam sakattan yeni çıkmış olabilir ama onunla başla. Sonra geri al. Attı yani, ikinci gol çok güzeldi ceza sahası dışından. Barnes tam o şeyi dikine mixerlığı yaptı ama tabii atmosfer yani bir futbol maçı işte stattaki atmosferle bu geriye dönüşler oluyor. Newcastle'ın
Sen James Park'ta dönüşleri... Rakip peki? Çok. Rakibin izin vermesi? Şimdi rakip tabelaya bakarsan hep söylüyoruz ya. Hele 3-2 oldu o penaltı. Zaten şimdi diyor iki değişiklik maçı değiştirdi. Bir tarafta Phillips girdi. Penaltı evet, çok acemice bir hata yani de, çok basit bir hata. Takip edemedi dördüncü golde de Barnes'ı. Ama şey Gordon çok uyanık biliyorsun. Tabii. Tam böyle bakıyor tek savunmacı müdahale yapacak. Messi de öyledir yani. Kaybettiği topu aldı ya. Salah da öyle. Hep ayağını hemen koyuyor. Adam mecburen şeye çarpmak istiyor. Evet. Çarpmak zorunda kalıyor ve oradan penaltı doğuyor. Evet. Ama şu yani Calvin Phillips'in girmesi tam bir drama şey yaptı. Çünkü hücumcu çıkarttı, savunmacı koydu. Yani hı-hı, savunma önüne orta saha koydu. Ama Eddie Howe'u övemiyorsun ki bu taktik değişiklikleri sakatlıklar yüzünden yaptı yani. Hı-hı. Maç evet, önünde abi. Ben devamlı söylüyorum. Yani Lewis Hall'un bir kere o takıma adapte olması lazım. Hı-hı. Chelsea şeyi var, hücumcu hı-hı tarafı var. Murphy yani bu kadar senin kanat oyuncun varken değil mi? Gordon bir tarafta Barnes varken Murphy'yi şeyde kullanabilirsin. Ama yine City Arsenal maçından kat kat iyi maç. Evet, oldu. O maça en geçelim azından, mi abi? En azından City Arsenal maçından kat kat iyi maç oldu. Fulham maçı da geriye döndü. Biliyorsun Fulham kendi altındaki evet, sıralamadaki takımlara karşı biraz laubali oynadı. İki top kaybetti. Bir tane de uyudular. Ben şimdi merak ediyorum İbrahim abi, City hep böyle mi devam edecek? Şampiyonluk stresi ya da işte Arsenal en azından bazı maçlarda gol show yapabiliyor ama City'de bir kısır var. Kısır döngü söz konusu. Hazır konu açılmışken ya, geçelim abi maça da istersen. Bir de Manchester şeyden konuşalım. Palmer'ı seçtiniz değil mi? Evet. Şimdi hep Chelsea diyoruz ya, genç oyuncular, yeni yapılanma, kadro değişiyor. Bir anda böyle kendi arkadaşlarını arıyorlar maçlar arasında. Hı-hı. Orada bir tane adam var üst düzeyde. Maç kazandıracak tipteki bir adam, o da Palmer. Palmer gelmese ne olacaktı Chelsea'ye? Herhalde kümüyoruz. Ne olacaktı ya? Ne olacak? Palmer City'de kalsaydı. Şu an düşme hattında hemen üzerinde olacaktı muhtemelen. Hayır, City'de kalsa şampiyonluk yarışını etkileyecek. Chelsea'ye gitti, takımı ayakta tutuyor. Evet. Enteresan bir şey oldu Palmer. Doğru. Ya City maçına, Arsenal maçına gelirsek, yani Alex Ferguson'ın meşhur sözü yeniden gündeme geldi. Hücumla maç kazanırsın. Savunmayla şampiyon mu olursun abi? Bir şey sormak istiyorum size. Kadrolar belli olduğu zaman şöyle bir baktığınızda bir gariplik yok mu abi? 8 stoper var maçta ya. Ama öyle var. 5-0 kazandığında da 4 stoperle oynuyorlar. City savunması 4 stoper. Ya şimdi savunması 4 stoper yani. Ama özellikle City'de Guardiola çok farklı kullandığı için tabii, oyuncuları ben net olarak savunma ağırlıklı çıktı yani, diyemiyorum. Mevkisiz oyuncuları. 4 bek gördük Tottenham'da bu sezonda. 4 stoper, 2 maçta 8 stoper. Ama kaç maç haftada ben anlatıyorum. Yani niye Arsenal 4 stoper kullanıyor? Geçen sene de şampiyon olurken Stones. Biliyorsun Timber sezona başladığında Timber'ı da sol bek yapmış. Evet. Timber aslında Ajax'ta stoper oynuyor. Tabii tabii. Kivior da yani hiç alakasız. Guardiola da ama haftalardır Kivior iyi oynuyor mesela. Ake'de stoper. Bunlar stoper yani. Çünkü ileride baskı yapmak için savunmayı çıkarman lazım. Savunmayı çıkardığın zaman da karşıda dönen topları karşılamak için stoper tarzı oyuncuların daha çok bekler gidiyor. Arkalarını boş bırakıyorlar. Hatırla yani. Bek açık gibi gidiyor. Volker arkası boş kalıyor ama ikinci bölgeyle üçüncü bölgenin sınırında Diaz olsun, Akanji olsun dönen toplarda hemen basıyor. Ben şunu gördüm abi. Foden işlemiyorsa City üretemiyor. Yani 4 stoper meselesini açıklamaya çalışıyor. Açamıyor yani savunmayı. 4 stoperin önüne ilk önce bir şunu söyleyelim. Milli maç arası dengeyi bozdu. Maçın dengesini bozdu. Çünkü bak Walker, Stones sakatlandı. Oynamıyor. Hı hı. Ama sakatlık nedeniyle milli maça gitmeyen Saka'sı, Gabriel'i evet, hatta Jesus'u bu maçta ilk 11'de oynuyor. Şimdi bu milli maç aralarında bu kadar sıklığı bence liglerin kaderini etkiliyor. Ne kadar kadro derinliğin olursa olsun. Çünkü savunmada o geçişli oyunu Walker ve Stones olmayınca evet, Akanji ağır çıktı kanattan. Yani çok kanat boş kalmasına rağmen Walker kadar hızlı gidip gelemedi. İki takım da bakmış maç şimdi bu savunma şampiyonu kazanır diyor ya. Hı hı. Onlar aslında bana sorarsan yani sen maçları kazanamazsan nasıl iddian olacak şampiyonluk? Bu şurada geçerli olabilir. Şampiyonlar Ligi yarı finali, çeyrek finali, hani elemeli maç evet, veya finali tek maç. Veya işte böyle decider maçlar. Şeye geliyorsun değil mi? İşte Liverpool, Manchester City, Arsenal, City maçı gibi. Burada etkili olabilir ama şimdi
Arsenal bu maçtan beraberlikle çıktı. Olayın savunmayla. Şu aslında kritik abi. City için şu ifadeyi kullanmıştık ya. Liverpool deplasmanında istediğini aldı. Arsenal de Etihad'da istediğini aldı. Altta tuttu sonuçta rakibini. Hangi Etihad'da Arsenal mı? Evet. Tamam da istediğin ne oldu? Puan cetvelinde üçüncüsün. Öyle de sonuçta bundan City... Bundan sonraki bütün maçlarını kazansa City ama City'yi yenme şansı yüksek değildi ki abi Arsenal. Deplasmanda... Denersin, bir şans o. Niye denemiyorsun? Tamam beraberlik mutlu etti bence Özkan dediği gibi. Arsenal'ı mutlu etti. Şampiyonluğu kaybetmiş olabilir. Liverpool'da mutlu etti. Ya zaten çok kolay değil ya. Abi o zaman bu hafta için şu sözü söyleyebilirim. Futbol Manchester City ile Arsenal'in birbirine rakip olduğu ama Liverpool'un liderliği elde ettiği bir oyun. Tamam. Diye. Çünkü 3 takım arasında şimdi Alex Ferguson'un sözüne dedim. Tamam bu kritik maçlarda sen berabere kalabilirsin. Puan alabilirsin. Savunmayla yapabilirsin. Ama bundan sonraki maçları kazanacaksın. Şampiyon olmak için. O zaman da bu şeyini oyunu değiştirmen lazım. Arsenal biliyorsun ligin ilk yarısında savunması çok kuvvetliydi. Gol yemiyordu ama puan cetvelinde aşağılara düşmüştü. Sonra yeni yılla itibaren hücum zenginliği olan potansiyeli serbest bıraktı, gitti. Ama orada bir ders aldı. Nerede? Liverpool maçında 3-1 yenilince bir ders aldı. Şimdi bu sezon City 3 kere Arsenal'la karşı karşıya geldi. Biri Community Shield'de, biri işte Emirates'te, bir de son maç. Evet. Hepsinde Jorginho koyup defansif oynadı. Pusu futbol oynadı, reaktif futbol oynadı Arsenal. Declan Rice'e de alamıştı. Sonunda bir karambolle şeyi aldı. Gene Emirates'te son dakikalarda bir golle 0-0'a razıyken 1-0 bitirdi. Bu maçta da 0-0'a razı olduğunu gösterdi. Sadece Jorginho koymadı savunmanın önüne bir defansif oyuncu. Hatta Rice da defansif oynadı. Bayağı Rice'ın bir gözü devamlı Kevin De Bruyne'nin üstündeydi. Jorginho'nun da Foden'ın üzerindeydi. Bayağı böyle maçta görüyorsun böyle Foden nerede diye arıyor. Ama özellikle Saka'yla Jesus aksiyonlar çok savunma aksiyonu vardı. Kaç tane foul yaptı. Onları da öne çekerek kanatları böyle ikili üçlü kapattı. Hemen ikinci yarının mesela o şeyine bakıyorsun. Ortalama pozisyonda bayağı böyle bir 6 neredeyse 4-6 ama ileride bir hat kurmuş. İkinci yarıda City'nin ortama pozisyonuna bakıyorsun. Yer değiştirseler bile sanki ortaya toplanmışlar. Böyle ortadaki havuza toplanmışlar. Onun için pozisyona giremediler. Şut bile atamadılar. Şutların hepsi geri döndü. Çok iyi kapattılar. İki stoper Haaland da durdurdu. City maçtan sonra dedi ki bu Arsenal çok sağlamdı. Hatta çok taktik foul de yaptılar. Yani 22 foul yaptılar. Buna rağmen Antonio Taylor bir süresini de oynattı. Ve hatta bir süresinde de tam foul verilebilecek pozisyonlarda bile oyunu kesmedi ki 22 foul. Bir takımın böyle bir maçta oynadığı demek, oynaması demek o oyunun zaten baştan beri şey olması demek. City'nin de pas isabeti herhalde 4-5 senedir en düşük ortalamada. Hem pas az hem de düşük. İkinci yarı özellikle çok düşük ortalama. Böylece bir oyunu Arsenal tıkadı. Guardiola maçtan sonra dedi ki ben elimden geleni yaptım. Elimden geleni yaptım dedi ama Arsenal'ı geçemedik dedi. Ben sevmem tabii onu oynatsaydı, bu oynatsaydı ne olduğunu bilemezsin. Evet. Yaptığı şu, 60'ta Doku'yu sağa, Grealish'i sola aldı. Evet. Foden'la Kovacic. Zaten Kovacic belliydi. Bu maçta fazlaydı. Başta tedbirli olmuş. Kovacic sezon tutmuş. Başından beri her maçta City adına fazla. Fazla bence tutmadı. Odegaard'ı ben burada onların beyni Odegaard durdurmak için alıyor ya durdururum diye ama ondan sonra driblingle geler karşıya geçerim diyor dedi. Ya nasıl driblingle? 4 stopere karşı o driblingler olmuyor işte. Olmuyor abi. Tabii. Doku, Grealish olmuyor. Grealish ne zaman oldu ya en size? En son Odegaard'a geleceğim. Bir geçen sezon bak, ligin ikinci yarısında oldu. İki maç. Odegaard'ın bu maçta hücum aksiyonları sıfır. Ha. Topla buluşması 47. Ki hep ikimiz de topla buluşur. Pas isabeti çok düşük. Ama nesi var? 18 tane ikili mücadeleye girmiş. Bence maçı zaten hep biliyorsunuz Arsenal'ın ileri presini hep Odegaard yönetir. Elini görürsün böyle gel şuraya geç buraya geç diye. Ama adam bayağı bir şeye karşı Rodri'ye karşı Rodri'yi delirtti yani. Bir de o artık böyle Yugoslav foulleriyle bayağı bir oyunu şey yaptılar. Yani City'nin hiç istemeyeceği hale soktular. Tamam kanatlara iki adım alıp değişikliklerden sonraya bir bakıyorsun. Kanatlar bayağı açılmış City'de. Değişikliklerden sonraki ortalama pozisyonla. Ama orada bir şey var. Şimdi Haaland oradayken istediği kadar kanalları aç.
ve iki stoper onu engellemişken bu kadar top şişiremezsin. Yani City'nin o sıkıştığı maçlardaki hatası depreşti. 32 orta yapılmış. 6'sı isabetli değildi de yani City'liği bulmuş. Ondan sonra bir daha bir şey olmamış da. Şimdi Haaland çok eleştiriliyor tabii. Yani bayağı eleştiri aldı. Gökhan bana katılır. Ya bu kadar Haaland'da şey yapma. Yerden yere vursun. Foden'ı da hareketliliğini tamam yakaladılar. Sen Foden'ı çıkarma. Kovacic'le Haaland'ı çıkar. Foden 90 dakika kalmalı. Ha, sakatlık olmadıkça hep kalmalı. Julian Alvarez'i koy. O zaman bir şaşırsın savunma. Ben Foden'ı mı şey yapacağım? Julian Alvarez'i. Çünkü Foden ele alıyor, sığmıyor, şut çıkartabiliyor. Çözücü. Bir anda savunmayı delebiliyor. Haaland Alvarez değişikliği bekliyor. Çünkü Grealish'i alıyorsa onlar zaten düz yani. Yani sağına çeker, soluna çeker, kenardan çapraz girer. Onları karşılıyor. Onlar onu yaparken yarım alanlara girecek bir adam daha koysaydı belki çözerdi. Ama tabii bilemiyorsun. O Haaland orada duruyor. Kevin ayak top da bizde diyor. Hani bir tanesinden bir şey çıkar diye düşündü ama yanına giren adam olmadığı için. Doğru. Kalabalığı düşünsene. Evet. Sonra bence şey Arteta her zaman yaptığı gibi önce iki değişiklik yaptıktan sonra savunmayı daha da kuvvetlendirdi Tomiyasu ile Partey ile. Sonra da 75'ten sonra Martinelli'yi aldı. Evet, değişikliklerden sonra tam pozisyonda Martinelli bayağı hani bekler beleşle bekleme gibi. Belki oradan gol de çıkarabilir. Ama bu futbolla nasıl şampiyon olacaksın? Tamam savunmanla bu maçı geçtin ama puan cetveline baktığında Liverpool'un altına düştü. Kazanan Liverpool oldu evet. Abi. Haftanın kazananı net Liverpool. Yani Liverpool'a döndüğü zaman aslında bence Brighton Liverpool için zor bir maçtı. Her zaman zor. Anfield'daki her maç Liverpool-Brighton maçları geçmişten günümüze hep zorlu olmuştur. Hep zorlu geçmiştir. Yine zorladı. Yine öne geçti. Açısı ilk maç. Yine ilk golü bulan taraftı ama Liverpool bu. Sheffield United maçı dışında kolay bir fikstür olduğunu düşünmüyorum Liverpool'un ya. Şampiyonluk yarışını nasıl etkiler United'da abi? United'da oynayacak, Tottenham'da evet. Oynayacak, West Ham'da oynayacak. Kendi aralarındaki maçlar bitti. Bitti. Artık ben bu maçtan bir puan alırım falan yok. Bütün maçları kazanmak zorundalar. Belli olmaz. Avarajlar da değişir. Tabii. Yani genel averaj olduğu için her gol çok kıymetli. 5-6 gol atılan maçlar her zaman oluyor evet. Ama Arsenal taraftarı şampiyon olsa bile Arsenal'da ya yani ben Arsenal'ın sempati duyan birisi olarak kafamın arkasında bu maçı hatırlayacağım. Abi şampiyon oldun ama. Abi bir şey diyeyim mi? 2004'ten yani sonra şampiyon olacağım bu maçı hatırlayacağım. Hiç kusura bakma hiç hatırlamam. Keyif yaşarım. Futbol sever 2004'ten sonra abi yani. Bu maçı kaybetmediği için şampiyon olabilir Arsenal. Taraftar olarak İbrahim abi bu maçı kaybetmediği için şampiyon olabilir Arsenal. Olursa da ama gene de bir de böyle bir durum var. City'yi yenip Liverpool'u yenip hani abi, son finali inan bak inan ya. 20 yıl sonra şampiyon olacağım ve ben buna üzüleceğim. İbrahim abi üzülmem hayatta. Bir dakika şampiyon abi bir şey sen şampiyon olunca mı diyorsun? Evet. Şampiyon, evet, şampiyon oldu. Liverpool'a City maçı evet. Kazanamadığına mı üzülür diyorsun? Evet onu diyor işte. Futbol sever olarak. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Hayır bir şey kafanın arkasında onu hatırlayacaksın. Ya ben futbol sever olarak Premier Lig'de yılları seyreden biri. Ya Liverpool şampiyon oldu ama inan hani inan Emirates'e giden kimse böyle bir şey düşünmez abi. Peki, ya tamam düşün. Ben de diyorum taraftar düşünmez. Şunu ama, soracağım abi. Peki kim şampiyon olur sezon sonunda birer tahmin alalım. En azından buradan geleceğe yüzde verelim. Liverpool diye söylüyordum. Abi şu hafta bitsin. Oynadıkları futbola da evet. Liverpool United deplasmanında olacak ya. Ya tarihi var o maçın. Evet United tamam da bir tarihi geçmiş. Maç aklına geliyor tabii 0-0'lık maç. Yani kupa. Ondan o maç geçsin sonrasında tahmin yapalım. Kupa değil United yapalım. Değil mi diyor meşhur evet, kupa maçı bu seneki? Evet, uzatmalar. Tersine döndü. Bir de şu hafta içi olan City Aston Villa ise 5-0 abi. 5-0. 5-0 abi. Onun arkasında bak, ben bu maç yaparım. Bu maç City'nin uçacağı maç. İşte o çok City. Ben şimdi Gökhan'ın şeyleri merak ediyorum. Premier Fantasy, City show yapacak, uçacak dedi. İstersen evet. Oraya geçeceğiz abi. Fantasy'ye. Geçeceğiz. Çok merak ediyorum. Ama şunu söylemem lazım Liverpool abi. Liverpool hakkında bir şey söyleyeyim. Tabii. Ben son abi sonra yani bağlayacağız. Wishful thinking'di yani Liverpool olsa güzel olur. Gençler meçler dedim. Fakat Brighton biliyorsun Richard Hughes Brentford'ın teknik sportif direktörüydü. Şeye geçti. Liverpool'a geçti. Büyük ihtimalle Alonso olmayınca De Zerbi gelecekti. Rezervinde bir rüşt maçıydı. Doğru. Bence bu kadar artık genç bir takım yapılanma halindeyse bazı sakatlıklar çok etkiliyor. Neyse maçın başında baskısını da koydu, golünü attı. Fakat ikinci yarı özellikle Liverpool'da abi Bradley
maç kazanır gibi oynadı. McAllister, Bradley maçın önüne geçen isim. McAllister'ın pas hele pas olağanüstüydü. Goldeki pası. Santrafora giriyor, öbür tarafa çıkıyor. Yani Arjantin dünya şampiyonu yaptı ya McAllister. Foden için şeyi söylemiştim. Messi yapmadı mı ya? McAllister de yaptı. Ortak yaptı. Başka bir maestro'yu sakladın. Foden için şey demişti, o maç iki gol attığı maç ya. Foden çok iyi futbolcuydu. Ama artık maç kazandıran futbolcu oldu. Szoboszlai diye bir maestro var ya. Kesinlikle. Sahaya bak. Böylece sağ içindeki yerler belli nerede? Oldu abi. Endo, McAllister biraz daha sağ iç. Yani garanti ben bu maçta Endo'nun oynamasını fazla tedbirli olarak gördüm. Ki Endo maçın en silik adamıydı. Vallahi. Zaten 3-4-3 oynadılar. Yani, ama belki işte onun sahada olması McAllister'ı daha biraz vardı. Daha tabii, aktif hale getirdi. Ki McAllister'ı seviyorum yani, demiş 6 numara. Tam 3-4-3. Evet. Şimdi 2 bekim benim çıkarsa diyor. Bir tane stoper, iki stoperin arasında bir adamı koyuyor. Geriye kaçmaları önlemek için. Stoper oynadığı zaman Endo, üçüncü stoper olarak, ön stopera diyeyim. Evet. Ama ortası o zaman, ama biraz da 1-0 mağlubiyetin getirdiği, Anfield'ın ortamı, yani aynı St. James Park gibi coştular yani. Hani takıma şeye kazandıracaklar. Biliyorsun şampiyonlukları sene tribün boştu. Tabii. Abi şu maçı yani. Bağlayayım ben. Çok kritik bir şey söyleyeceğim. Ha, şunu söyleyeyim. Szoboszlai ben de bağlayacağım. Adam, hemen bağlamam lazım. Teknik, taktik, ben, fizik. Kesinlikle. Yani bambaşka seviye. Bütün kilit hareketleri bu başında. Sene iki kez çıplak gözle izledim. Bir Liverpool-Chelsea maçında, sonrasında da Macaristan-Türkiye maçında da izleyip anlattım. Bambaşka bir oyuncu. Bir de böyle senin 4 tane 5 tane maç kazandıran adam varsa şampiyon da kazan yani. Ben size maç kazandıran bir adam söyledim. Helal olsun abi. Şampiyonluk diyorum. Ben size maç kazandıran bir adam söyledim. Başka maça mı geçeceksin? Yok. Yani konuştuğumuz bir maça değineceğim. Sonra Premier League Fantasy'de topu size bırakacağım. Ben Liverpool'a ilgili bir şey söyleyeyim. Tamam. Eğer Klopp bu sene şampiyon olursa evet. Bir önceki şampiyonluktan Liverpool tarihi için çok daha değerli, çok daha zor tabii. Bir sezonu yüzük. Şampiyon bitirmiş olacak. O kadro çok kaliteliydi. Bu kadro o kalitede değil. Helal olsun derim. Doğru. Baba, başka da bir şey demem. Bu sene şampiyon olursa İbrahim abi sana da özel Liverpool programı çekiyoruz. Kendi yaptığın sezon içindeki yorumları yorumluyorsun. Nasıl abi? Süper çok iyi, çok iyi pro. Şey söyleyeceğim. Bu kadronun 5 sene 10 sene geleceği var. O kadronun yoktu geleceği. Hoca değişiyor hoca hocam. Hoca değişiyor. Hoca, sıkıntı var. Hoca adayım. Siz Bundesliga'yı çok iyi biliyorsunuz. Kim? Hönes. Ne diyorsun? Hönes? Sebastian Hönes. Ya bak takım. Aklını okuyorum. Aksene. Sıçrayış gibi sıçrayış. Aklını okuyorum. Evet, çok iyi hocam. Hönes'i koy. Evet elin ne diyecektin? Stuttgart ne yapacak? Şu tutak bulur abi. Bulur. Almanya'da o ekolden çok adam. Şampiyonluk yarışından bahsediyoruz ama bir ismi unutuyoruz. Şampiyonluklar getiren, yokken kaybeden, varken kazandıran bir adam. Haftanın birinci sınıf istatistiği geliyor. Manchester City'nin İspanyol oyuncusu Rodri tüm kulvarlarda çıktı. Son 63 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Şampiyonluktan konuşacaksak bu adamı unutmayın. Dünyanın en iyi defansif orta saha futbolcusu tartışmasız. Hatta sadece defansif bile değil yani. Defansif orta saha yani. Proaktif yani. Mevkisi o diye söylüyorum. Yoksa stopper, başka bir şey. Stopper, orta saha, hücum forvet arkası. Peki. O yani zaman 3. bölgede bu kadar oynayan bir oyuncu var mı? Ve Premier League daha rekabetin kaç 59 maçtan sonra ilk defa şeyde İttihat'ta gol atamadı yani. Şimdi abi rekabetin daha yoğun olduğu bir lige geçelim. Çok Premier League'den. Çok Premier büyük rekabet yok. Premier Lig'in güzel. Premier League'den bile. Rekabet abi fark var orada. City United karşısında destan yazdı. Bahsettiğim ben rekabet. 3 dakikada City'ne girdi gol pozisyonu kadar pozisyonu. Abi çok özür dilerim. Harika bir maç şeyde 1-1 bitti. Manchester United Brentford. Abi bahsettiğim rekabet ben ve Gökhan abi arasındaki rekabet. Yani beni katmazsan sevinirim. Bahsettiğim. Beni katmazsan sevinirim. Yok asla abi. Ben Gökhan abiye epey yaklaştım. Çok heyecanlıyım. Vay. Bakalım nerede bitireceğim sezonu. Evet abi neler söylersiniz? Ne için de söyleyelim? Kadrolar Gökhan'ın kadrosu gelsin demişti ya Özkan abi. O evet. Jeneriklere girdi. Gökhan Aptik'in kadrosuyla başlayalım yine ama Gökhan Aptik bu hafta. Yok gayet. Sen kaç puan aldın? 54. Evet. Ben? 58. İşte! Herkese mutlu akşamlar. Gökhan herkese mutlu akşamlar. Bu anları bekliyor çünkü bu anları çok fazla yaşayamıyor. Hak veriyorum. Doya doya sevinebilirsin. Geçtiğim hafta bile adam nasıl konuşuyor? Doya doya sevinebilirsin çünkü bu anları az yaşıyor. Bir elin parmakları kadar. Areola 2, White 6, Gusto 1, Faneke 0, Son 10, Palmer 15, Foden 3, Bobon 10, Solanke 7, Haaland 2, Watkins, kaptanım 2 puan yakında, ya. Ne yaptı Watkins yakında aynı puanları alacağız. Çünkü benim kadroyu yaptı artık.
Benim her hafta böyle değiştire benim kadroyu buldu. Oğlum, neredeyse konuşuyoruz ondan. Botkin sakatlandı evet. Bilmiyorum. Şu anda şüpheli gözüküyor. Orta sahaya bakar mısın? Son Palmer Foden zaten üçümüzde de var. Benim kadroyu yapmış. Savunmada Faneke'yi bile almış. Oğlum haftalardır. Faneke'yi çalma bari ya. Areola. Hepsi ok, abi. Elim benim ekrana geliyor. Gusto. Ya inanılmaz abi. Benim kadroyu copy paste yaptı ya. Dayanamadı artık. Copy paste yaptı abi. İnanılmaz ya. Vallahi. Tamam değiştiriyorum. Ben değiştiriyorum abi. Sen aynı kal. Ben değiştiriyorum bu hafta. Özkan abinin kadroya geçiş yapalım. Geçiş yapmaya aynısı. Renkleri. İsimleri değiştirin abi. Kaptan farkı var. İsimleri değiştirin. Kaptan farkı var. Oradan işte. Oğlum Faneke'yi falan aklıma sen soktun gerçekten de. Diğerleri tüm itiraf.com. itiraf.com. Haaland var, Watkins var, Son var, Foden var. Dünya seçiyor. Bir sen mi seçtin? Ama sen çok sonra buldun bu isimleri. Adam zannediyor ki Maltepe küçük yıldı. Özkan seçti. Bütün dünya ondan çekiyor. Sen ama çok sonradan buldun bu isimleri. Şaka gibi ya. Faneke evet senden buldum. Özkan senin kaptan kim? Son 20 puanı aldı. Adam sesimiz kısıldı ya. Orada bir Palmer tercihi de fakat, var. 15 çok puan. Enteresan pozisyon da var sonun biliyorsun. Vurdu. Evet. Bilardo oynadı abi. İki tane sonra da iki kere vurdu. Bu arada sonun performansından hiç memnun değilim. Sıralama nedir ya şu orada anda? Orada maçı bizim alan sağ kanatta sonradan oyuna giren Brennan Johnson. Asist yaptı. Yani maçı alan isim o bence. Özkan bizim ligde sıralama? Bizim ligde Richarlison dönecek. Son sola geçecek. Bizim ligde doğru haftanın abi. Birincisi Sayın Keskin. Haftanın birincisi olmuş. Peki kaç puan birinci olan? Abi 1800. Bak bir şey söyleyeceğim. Buradan 84. Baran'a mesaj gönderiyorum. Ligin lideri. Baran senden yüksek puan almışım bu hafta. Baran Yılmaz 1889 birinci. Orhan Batuhan Akdeniz 1879 ikinci. Onur Alkaya 1869 dördüncü. Deniz Ekesan gelmiş beşinci. O da artık zirveyi zorluyor. Onun da puanı 1861. İnanılmaz ya. Sizin toplam puanlar kaç? Onu ben söylemem. 1503. 1503 mü senin? Evet canım. Senin? Ben de bakayım. Özkan sen neredesin? 1732. Oo. Özkan ilk 20 diyordun 30. olmuşum. Gökhan Ak diye böyleyim şu an. İlk 20 30. olmuşum. Ya Özkan var ya İbrahim abi. Kıl payı ama bak Gökhan Aptik. Gökhan Aptik kıl payı. Yani. Gökhan Aptik puanlar çok yakın. Önümdeki puanlara bakar mısın? Senden rica ediyorum. Özkan geçen de öyle dedin. İlk ama çok yakın. 20 ihtimalim var dedin. 10 değil. 10 değil. Konuştukça batıyorsun sus. 20 dedim 20. 10 öyle değil. Mi? Tabii 10 hayal abi nereye gidiyorsun 10? Evet güzeldi program. İbrahim abi ağzına sağlık ya. Yani maç kötüydü ama. Senin yorumlarla sanki çok iyi maç olmuş gibi hissettim City Arsenal maçında. Ya onu o taktik hamleleri yorumlamaktan başka şansımız yok yani. Oyun çözülemedi bir türlü. Ama Liverpool maçına biraz benzettim. Liverpool haksızlık yaptı. Liverpool ikinci yarıda kazanmak için oynadı. İttihatta bayağı yani. Değil mi hatırlarsanız tabii, kazanmak tabii. için oynadı. O Liverpool'u gene biraz öne çıkartıyor. Kadroda bir iki eksik var. Hala sol bekte yeter mi bile? Bir de şunu söyleyeyim. Hani kendimizi de yontalım biraz Fulham'a. City'de Liverpool'da Craven Cottage'a gidecek. Şampiyonluk aynen. Oradan mı geçecek abi? Bilmiyorum. Bir de ligin sonuna doğru maçlar galiba. Evet. Evet abi. Çok teşekkür ederiz. İlk bölümün sonuna geldik. Gökhan Aptik, Özkan Öztürk ve İbrahim Altınsay. Bizler Müjdat mı geliyor şimdi? Evet. Müjdat abi geliyor. Ama önce bir Merve'ye gidelim. Merve sizler için haftanın öne çıkanlarını derledi. İkinci bölümde tekrardan birlikte olacağız. QR Show'dan sosyal medya bölümümüzde yeniden birlikteyiz. Milli ara bitti. Seri A başladı. Bakalım Inter Seri A'nın dönüşünü nasıl kutladı? Inter demişken, Inter Empoli'ye ne sahada acıdı ne de sosyal medyada. Mükemmel bir işbirliğiyle La Liga'ya geçiyoruz. Arda Güler ve Jude Bellingham. La Liga kulüpleri sahada olduğu gibi sosyal medyada da büyülemeye devam ediyor.
Son zamanlarda futbol dünyasının gözü Kubartin'in üzerinde. Lady Gaga da bundan eksik kalmadı. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique. Galibiyetlerin ardından genelde futbolcuların sevinçleri konuşulur. Ama bu sefer teknik direktörlerinkini konuşacağız. Vamos! Sosyal medyada da rakibine acımayan bir takım daha var. Aston Villa. Bayern Münih'i deplasmanda oyun sonra mağlup eden Dortmund'un maç sonu sevincine bakalım. Çok tatlı bir video ile veda ediyoruz. Real Madrid'in 11'ini daha önce hiç böyle dinlemediniz. ¿Cómo se llama Edson T? Gusta. Muy bien. ¿Él cómo se llama? Bellingham. Bellingham. Toni Kroos. Toni Kroos, muy bien. ¿Quién es? Luka Modric. Luka Modric, muy bien, Santi. ¿Y él? Fede. Fede. ¿Y él? Vini. Vini. ¿Y él quién es? ¿Y él quién es? Talucci. Ancelotti. Muy bien, Santiago. Muy bien. A la Madrid. QR Show'un ikinci bölümünde tekrardan sizlerle birlikteyiz. Merve Al'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta öne çıkan sosyal medya içeriklerini bizlerle paylaştı. Programın ikinci bölümünde Müjdat Muratoğlu, Çağrı Davran ve Cem İnal odabaşı olacak. Yine bir paket birlikte geldiler. Bakalım Lucas Cem odabaşı ne diyecek derken maalesef yine yaptık. Kaçamazsınız. Kaçamazsınız. Kemik oldu ya bu kemik üçlü. Kemik ben gayet... Eckhart Gullit Van Basten gibi. Peki Xavi Busquets, Iniesta. Oy, daha üstüne bir şey söyleyeceğim. Örnekler atıyorum. Örnekler atıyorum. Messi, Suarez, Neymar. Peki. O zaman Bergwijn, Harry Kane, Bergwijn. Ya tamam. Yani ısrarla gerçekten kusma geldi. Devam ediyoruz. Evet, bu hafta öne çıkan elbette birçok maç vardı ama biz Der Klassiker diyeceğiz. Mats Hummels önderliğinde ki kendisini haftanın kralı seçtik. Hummels önderliğinde Dortmund 10 yıl aranın ardından Bayern Münih deplasmanından 3 puan almayı başardı. Maçla alakalı neler söylersiniz abi, bir girizgah yapalım. Hummels'in o topu çıkardığı an İnanılmaz. İkonik anlardan biridir herhalde. Kırılma anı ya, maçın kırılma anı. Bundesliga tarihinde de. Yalnız bu Bayern Münih'in yani Harry Kane uğursuzluğunu yaşaması maalesef nasıl değerlendiriliyor Tottenham cephesi tarafından çok merak ediyorum. Yani takıma 100 milyonluk bir forvet alıyorsun ki bir önceki sene krizlerle boğuşup şampiyon olmuşsun yine son anda bir şekilde. Forvetin yokken. Forvetin evet, yokken takım Choupo-Moting vardı ya. Top oynamazken sen Harry Kane'i alıp şampiyon olamıyorsun. Bunu nasıl açıklıyor? Tottenham cephesi. Ya bu bir lanet yani, bir loserlık ve kaybetme sanatı vardır ya, hani kazanmanın aksine. Gerçekten yapışıyor size. Ne olursa olsun şartlar sizin ne kadar lehiniz olursa olsun olmuyor. Ki geçtiğimiz hafta ben biraz karşı çıkmıştım ama Cemil Olabaşı'nın dediğine ufak ufak katılıyorum. Galiba rekoru da kıramayacak ve hanesine. Hayır. Bol gollü bir sezonla bitirecek yani Harry Kane. Harry Kane gol de atıyor. Tabii, tabii canım. Cemil, atıyor da yani. Gol de atıyor, başarısız da diyemeyiz. Asla yok, diye. Yani, başarılı gol attı, işleyen, döndü gol. En çok işleyen çark yani. Bence Tuchel, Harry Kane'in eşleşmesi pek iyi olmadı. Bence tabii. Biraz burada Bayern tarafına çok yükleniyoruz. Leverkusen'in de saçma sapan bu sene geri dönüşleri. Helal olsun. Yani 2000-2002 arası o Never Kuzen diye tabir edilen takımın bütün karma borcu bu sene ödendi. Doğru. İade edildiler var Kuzen. Yani bu kadar çok maçı çevirebilir misin ya? Helal olsun. Yani de berabere bitirsen mutlu olacaksın. 4-5 maçı son dakikalarda kazanıyorsun. Yani ya, çok en olmayacak isimlerle gol atıyorlar. Ben bir şey itiraf edeyim mi size? Ya, gazetede işte şu Avrupa Ligi'ndeki Karabağ eşleşmesi vardı ya. Hı-hı. Yazıyorum iki maçta da artık Karabağ tamam bitti artık. Hı-hı. Leverkusen ilk defa kaybedecek bu sezon. İkisi İki olmadı. Hoffenheim maçı. Yazıyorum bağladım artık berabere. Sonra Patrick Schick işi bitirdi ve yine kaybetmediler. 39 maça çıktı.
kim yenecek diyorduk. Herhalde Borussia Dortmund dedik. Bu anlamda güçlü bir mesaj verdi. Çünkü yani Bayern deplasmanda yıllar sonra gol yemeden tabii. O çok kritik mağlup abi. Etmek çok tabii. Enteresan ki bu Dortmund'da geçen seneki Dortmund değil, geçen sene hatırlayın Mainz maçında şampiyonluğu verdi sarı duvarın önünde gözyaşlarıyla. Bu Leverkusen geçen seneki Dortmund'dan daha iyi bir takım demek ki sezon başında hiç böyle düşünmüyorduk. Bayern bir 10 yıl daha götürür diyorduk Harry Kane'i de transfer etmişken. Evet. Ama bir Xabi Alonso geldi. Bütün o dinamikleri alt üst etti ve bir kalacak. Sene daha kalacak. Kalacak. Şimdi bu ne anlama geliyor? Oldu. Ne anlama geliyor? Bunu konuşalım. Bir sene daha Xabi Alonso'nun kalmasını nasıl okuyoruz? Çünkü Liverpool'lar, Bayern'ler, Real Madrid'ler birçok takıma yazmıştık Xabi Alonso'yu. Hayır dedi, bir sene daha kalacağım. Evet. Bu Şampiyonlar Ligi için çok büyük bir atılım olacak. Neler söylersiniz? Cem sen ne diyorsun? Neden yani, kaldı Xabi Alonso? Şöyle bir durum herhalde işte Şampiyonlar Ligi, Erim'in dediği gibi Şampiyonlar Ligi göreyim, belli bir noktaya geleyim. Artık zirveyi gördükten sonra bırakırım gibi ama bence çok riskli bir riskli. Hareket. Seneye Leverkusen 3. bitirse, 4. bitirse ligi. Şampiyonlar Ligi'ne 0 çekse. Bu denli o şaşası gidebilir. Talep edilir mi Xabi Alonso yoksa o kredisi hep baki kalacak mı? Ben sanmıyorum. Yani eğer öyle bir durum olursa Xabi Alonso artık biraz daha bu seviyelerde gezinir yani şey takım ismi olarak. Futbolda dün yok ama Xabi Alonso'nun en büyük avantajı futbolculuk kariyeri hep en üst düzeyde geçtiği tabii. için böyle kupalarla. Bir sezondan sonra gelecek sezon ligi 4. de bitirse herhalde bir o şans kendisine gelecektir i̇şte, ama sıcakken gitmek daha beklenen. Şey çok iyi abi, yuvaları çağırıyor ya hani daha önce formasını giydi işte Real Madrid, Liverpool hani olursa sosyal tabii ki çok alt kalır da Bayern Münih aynı şekilde. Böyle kredisi olacak yerler gibi duruyor ama yani Ancelotti'ye rağmen Real Madrid mesela istiyor. Şimdi uzatmasına rağmen istiyor Ancelotti'nin yani. Ancelotti'nin sözleşmesi 2026'da bitiyor. Evet. Xabi Alonso'nun sözleşmesi de 2026'da bitiyor. Ya, tencere kapak. Ya orası bir var ama ben şunu düşünüyorum Müjdat, Cem, Erim siz ne diyorsunuz? Bence yani Liverpool, Bayern Münih baktı istediği şey olmayacak. Hı-hı. Diğer taraftan da bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Leverkusen neyin garantisini verdi de Xabi Alonso bu takımda neyin kaldı? Neyin verdi biliyor musun? Grimaldo kalacak, Frimpong kalacak, en önemlisi tutuyor yani. Florian Wirtz kalacak ama Florian Wirtz kalacak mı? Bu acaba. Da bir challenge. Zor bence. Florian 20 yaşında ya henüz Florian Wirtz. Soru geliyor. Bugüne geliyor kadar kalmış hatta. Olması bile bence mucize. O da sakatlığında evet. Bakma çok ağır bir sakatlık tabii, yaşadı. Tabii. Florian Wirtz transferin göz bebeği olacak hele ki Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası. Hangi takım Florian Wirtz'i kadrosuna katmak için en büyük mücadeleyi verir ve hangi takıma daha çok faydalı olur? Bunun bir quizini yapalım. Çağır, başlayalım. Ben parası olsaydı Barcelona diyecektim ama Florian Wirtz'i ben en çok Arsenal'e yakıştırırım yani. Orada Ödegaard var sanki, evet. Bilmiyorum. Barcelona'da da... Solu boş ama. Sol iç boş mesela. Declan Rice'ı orada yer yer kullanıyor ama sol iç ama boş. Ama Declan Rice'dan da vazgeçemez. Ben doğal adres Bayern Münih diyorum yani o doğal geçiş tamamlanır. Müller sonrası yeni bir ikonik ofansif orta saha orada yerini bulur. Yani yıllarca Dortmund'un ciğerini söken Bayern bir kez Leverkusen'in ciğerini söken. Olabilir. Komple ya bütün ligi yapabilir daha mi? Daha önce şeyle yaptı, Mihal Balak'la yaptı. Rusya öyle yaptı. Doğru. Herkese yaptı zaten herkes Bayern. Erim Dereli'den gurme bir tespit bekliyorum. Konuda. Benim fikrimi söyleyeyim mi? Ben... Hadi Erim söylesin elimden. Erim'in belli. 5 milyona Tottenham. Zorunlu satın almasız Tottenham diyor bir şey. Ya ben Bayern Münih evet çok ciddi aday ama ben orada Jamal Musiala gibi bir gerçeğin olduğunu düşünüyorum. Orayı çok iyi dolduruyor. Bence hani Avrupa'nın şu an için en iyi genç oyuncularından ilk 5'e çok rahat yazarım. O yüzden ben Florian Wirtz için en doğru adresin Kevin De Bruyne sonrası Manchester City olacağını düşünüyorum. Tam bir halef selef. Tam da Guardiola ki eğer kalacaksa çok iyi bir ekleme yapacaktır ve bambaşka bir futbolcuya dönüştürecektir Florian Wirtz'i. Guardiola'nın elinde bir Florian Wirtz'in dönüşeceği oyuncuyu yani benim düşünemiyorum. John Stones'u, Rodri'yi, Jeremy Doku'yu böyle keskinleştiren bir teknik adamın Florian Wirtz gibi saf bir yeteneği ne hale getireceğini düşünmek bile beni şu anda Erim'in tercihine yönlendirdi. Kimliği de sağ bekten orta sahaya alan Guardiola'ydı. Tabii tabii %100. Filip Lahm'ı Filip Lahm'ı aynı şekilde. Akanji'yi orta sahaya yapıyor bu sene. Değişik bir şeyler olabilir yani. İlginç bir adam ellerinde pişecektir diye peki, düşünüyorum. Bu seneki Bayer Leverkusen şampiyonluğa çok yakın artık. Yoksa geçen seneki Dortmund mu daha iyi takımdı? Bu da benim kafamı kurcalıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü geçen sene Dortmund şampiyon olmuştu. Tabii. Eliyle verdi. Bitti ya.
Bu seneki Bayer Leverkusen'de sezon başında açıkçası hiç böyle bir performans beklemiyorduk. Kane'i almış bir Bayern Münih'in, işte Guerreiro'yu almış bir Bayern Münih'in vesaire birçok önemli oyuncu yine kadrosuna katmış bir Bayern Münih'in bu şampiyonluğu vermesini kimse düşünmüyordu. Hele ki Bellingham da Dortmund'dan gittikten sonra. Şu anda kafamda bu soru var. Geçen seneki Borussia Dortmund mu, bu seneki Bayer Leverkusen mi? Geçen seneki Dortmund'u hemen hatırlayalım. Evet. Kısa kısa sizlerden soruların cevaplarını alayım. Gregor Kobel mi, Hradecki mi? Hradecki diyeceğim. Ben Kobelciyim. Kobel ya. Ben de Kobelciyim. Savunmanın göbeğine bakalım. Schlotterbeck ve Hummels vardı geçen sene. Bu sene üçlü savunma var gerçi. Hinkapi'ye hani baktığımız zaman. Kusunu. Leverkusen'in savunmasına hangi taraf daha ağır basıyor? Yani Dortmund diyemeyeceğim, Leverkusen diyeceğim. Tapsoba, evet. Hinkapi'ye. Çok zor evet. Ya ben de Tapsoba, Hinkapi, Kusunu, Tahdaç'ı hani, biraz dışarıda bırakıyorum ama ben bu ekibe daha yakınım. Erim, takımın performansı çok etkiliyor şu an Cem Bey'in. Evet. Yani soru sorarken sen müjde. Yani, Cem takım oynayacaksa... Oynayacaksa Leverkusen diyor. Her türlü Leverkusen. Leverkusen diyorsun. Bu hattı beğeniyorum. Kanatlar şimdi Ryerson ve Guerreiro vardı geçen sene ağırlıklı olarak. Burada herhalde Frimpong ve Tupac'ı çok ağır basıyor. Çabuk geçebiliriz oraya. Evet. Avrupa'nın en iyisi. Tabii. Dünyanın en iyisi diyebiliriz herhalde. Yoksa ben hala iddiamı çok... arttırıyorum. En iyi ikili olduklarını düşünüyorum. Peki. Bek olarak. Bek olarak dünya tarihinde. Dünya tarihinde en iyi bek. Bence. Bir şampiyonlar gibi bir görelim bence. Bence Trent hani... ve Roberto Carlos Cafu falan. Ha, milli takım bazında diyorsun. Ha. O zaman tabii ayrı bir yeri olur. Peki. Ama kulüp bazında bence ikili olarak çok başka bir seviyede. Peki ön tarafa bakıyoruz. Bellingham var. İşte Dortmund. Dortmund. Cevabı verdim. Ama bir dakika. Bellingham yeter. Wirtz'li mi Dortmund? Bayern şey, Leverkusen var. Wirtz var. Patrick Schick var. Jonas Hofmann var. Donyel Malen, Sebastian Haller vardı geçen sene. Ama o zamanki, Adeyemi. Hangi üçlü? Ama o zamanki Bellingham'ı düşününce... Bir dakika, orta sahaya geleceğiz. Hangi üçlü? Çok zor. Bayağı zor. Bence, ama Leverkusen gibi. Peki Florian Wirtz mi, Jude Bellingham mı? Oy. Hangi performanslar? Bence Dortmund ve Leverkusen. Tamam, ben Florian söylüyorum. Wirtz, evet, ikisinin de Bundesliga'daki geçen sezon ve bu sezonki evet, performanslarını kıyaslayınca Florian Wirtz, tabii ki Bellingham'ın şu an Real Madrid'de evrildiği pozisyon dünyanın çok üst seviyesinde olduğunu düşünüyorum ama şu an Wirtz diyeceğim. Bundesliga kariyerleri Wirtz Bellingham'dan önde bence. Evet. Öyle öyle. Ama dünya klasmanında. Şu an için tabii. İkisini kıyaslarsak Bellingham kanıtlıyor bazı şeyleri. Evet. Florian Wirtz'in Bellingham'ın yaptıklarını kanıtlamaya ihtiyacı var. Evet. Kısacası hangi takım daha iyi? Leverkusen. Bu seneki Leverkusen. Bu seneki. Leverkusen'e daha yakınım ben de. Ben, sanki Dortmund'cuyum ben. Ben sezon başında baksak Dortmund derdik. Performansa göre Leverkusen. Geçen sezon isim Dortmund. Evet. Seçimlerimde sanki ters yapıp şimdi farklı söylemiş gibi hissettim ama bilmiyorum artık ne olacak. Sonra izleriz birlikte. Diyelim ve evet çizmeye inelim abi. Bundesliga özeli sonuna gelelim. Çok keyifliydi bu bölüm. Zaten hepimiz çok seviyoruz Bundesliga konuşmayı ki orada bir peri masalı var. Her zaman peri masallarının yanındayız. Bir peri masalı da Igor Tudor tarafından yazılıyor. Ayağının tozuyla eski yönettiği takım diyebiliriz. Juventus karşısında son dakikalarda aldığı galibiyetle önemli bir başlangıç yapmış oldu. Yeni takımıyla yeni sezona başlamış oldu Igor Tudor. Böylelikle neler söylersiniz abi? Lazio'nun Juventus karşısında aldığı galibiyetle. 3 maçlık krizi vardı Lazio'nun. Zorlu fikstürde 3'te 0 çekmişti. Frosinone galibiyeti üstü bu galibiyet. Sezonun en izlemesi cazip olmayan iki takımı Serie A'da. Takımlardan ikisi yani kadro profillerine kıyasla. Torino'yu da ekleyebiliriz. Bayern'i yendiğinden bu yana. Torino. Bu takımlar kadro profili itibariyle. Bir tadım kaçtı yani Torino'nun. Yani. Şey olarak kesinlikle. Sassuolo'su var bunun. Kriz geçirdi Torino. Torino'yu duyunca elim ayağım titredi. Aynen. Ben bir Torino Salernitana maçı anlattım. İki takım birbirine renkler var. Yani gerçekten sıkıntılıydı. Şunu görüyorum ben. Lazio Bayern'i yendiğinden bu yana vites düşürmüştü, dağılmıştı. Doğru abi. Sarri Bol'dan da eser kalmamıştı. Tam Tudor'un düzlüğe çıkartacağı takım Lazio. Allegri'nin Juventus'u zaten büyük krizde. Yani herhalde 90'ların ortasından bu yana yaşadığı en büyük krizi yaşıyor bu sene. Ligden düştüğü sezon hariç. Yani o doğal olmayan sebepler hariç. O yüzden bence Lazio'nun galibiyeti tam olarak Tudor'un bir takıma dokunuşu. Çağrı, ben bir önceki seansı bekliyordum. Maçım vardı sonraki seans için. Birazcık bakma şansı buluştum. Sonra evde biraz tamamladım maçı. Lazio gerçekten keyifli bir takım havası verdi. Yani elbette hani kıyaslanamaz kadrolar ama yani benim hoşuma gitti. Modern'le
eski kafalı bir takımı harmanlamış. Hila'yı mesela sol bek yapmış. Modern bir teknik. Ya hoşuma çok, gitti. Çok erken ama. Hani daha ilk maçı. Tabii, ama tabii. İlk maçında Tudor etkisini gösterdi. Ben Verona'daki döneminden çok etkilenmiştim tabii. Ki. Bence Marsilya'ya Verona'daki performansını Marsilya'ya götürdü ya Tudor'u. Yani Tudor orada da çok iyiydi. Ama tabii. İşte Tudor biraz nasıl diyeyim, insan ilişkileri, hoca biraz ilişkiler biraz sıkıntılı bir teknik adam. Ama ben diyorum ki bu Lazio'yu belli bir seviyeye getirecek. Hatta Roma'nın da bu rekabette Roma'nın üstüne çıkacağını düşünüyorum. Ama Juventus'un bir şey söyleyeyim mi Müjdat? Yani Allegri hep geriye gidiyor ya. Özellikle bu sezonu. Yani bir tür bitse de gitsek. Yani evet, ikincilik evet. iddiası vardı o gitti. Şu an değişikliği lazım. Evet. Lazım. Yani lazım. Kendisi de mutsuz, oyun da mutsuz. Yani 5 maçtır. Çok kötü. Oyuncular da ileri gidemiyor. Bu Kenan için de biraz handikap oldu. Doğru. O bireysel performanslar çok düştü. Özellikle ön taraf yani Vlahovic hariç Chiesa geriye düştü. Kenan Yıldız o forma şansı bulamıyor, ritmini bulamıyor bir türlü. Hani diğer tarafta bakıyoruz zaten Frosinone'de kiralık Sule'nin gelecek sene oraya monte edilmesi bekleniyor ama o da bir Dybala mı? Değil. Yani büyük bir form erozyonu var. Kalite demeyeyim de form erozyonu var Juventus. Şuna baksana ya. Son 9 resmi maçında yalnızca bir galibiyet. O da 3-2'lik Frosinone son dakika senin anlattığın maç. 90+3'te attılar. İnanılmaz. Onun dışında kaç tane şey vardı ki Cem'e topu atmadan hani şunu da söyleyeyim. Değişiklikleri bile aynı Cem. Bir Napoli-Atalanta maçında konuşmak lazım. Yani geçen sene sadece Kimmich'i kaybeden bir Napoli, ligi domine etmiş bir Napoli'nin bu kadar keskin düşüşünü ben tanımlayamıyorum. Yani Atalanta maçını Kvara da sakat da oynayamadı ama ya bu kadar mı bir takım fark eder? Kesinlikle evet. Abi. Gerçekten nasıl anlatıyorsunuz? Nasıl oyuncu içerisinde bir takım içerisinde bir huzursuzluk mu var? Yani bu değişimi ben çözemiyorum. Şöyle ben pası Cem'e atacağım. Bence abi kazanmayı alışkanlık haline getiremedikleri için o şampiyonluk kültürüne uzun süre uzak kaldıkları için hep Premier Lig'de söylediğimiz gibi ikinci sezon dramaları olur. Ben öyle bir hava seziyorum Napoli'de neler söylerseceğim. Ama şimdi bak Leicester'da da bir drama oldu ama. Tabii. Mahrez gitti, Kante gitti. Evet. Tabii. Ya takımın omurgasının ikisi gitti. Herhalde oyuncuları psikolojik olarak burada da tutamadılar. Bence evet, fiziksel olarak hiç alakası yok ya. Öyle hiçbir diyorsun. İlgisi yok. Yönetim mi? Direkt Spalletti. Doğru. Yani Spalletti'yi tutamıyorsan yani gidecekse... Ne kötü tercih ya. Yani Rudi Garcia değil yani. Yani Mazzari. Calzano da bence kalmayacak görürsün. Yok yok. Bunun bir B planı sezon ortasında yapılmalıydı. Hı-hı. Hocanın zaten gideceği belliydi. Çok belliydi. Diğer tarafta da bir Giampiero Gasperini. Yani bir teknik adamın takımına ne kadar... Al getir. Yani olabildiğini gördüğümüz başkandan kaynaklanıyor yani bence de. Olabilir. Peki abi o maçın anlatımındaydın. Önemli de bir isim vardı. Theon Kobbeiner son dönemin en gözde orta sahalarından bir tanesi. Ben soruyorum Kobbeiner hangi takıma gider sezon sonunda? Vallahi Kobbeiner 11-12 gole ulaştı bir orta saha olarak. Muazzam bir performans. Ben tam bir hani böyle Kulüşevskimsi bir hava alıyorum Kobbeiner'den ve Kobbeiner tam bir Tottenham oyuncusu. Şampiyonluk adayını direkt alamazsın bence 5 büyüklükte. İddialı olabilir ama bir alt segmente rahatlıkla monte edebilirsin ki Tottenham'da o alt segmentin evet, tam bu takımı. Yarşova göre Tottenham seneye Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Bu kadar Gyökeres'le Kobbeiner'le. Doğru harbiden öyle. Yani evet. Seneye Tottenham'da bütçe 200-250 evet. milyon euro olacak. Her sene zaten abi hiç bütçe problemi çeken bir siz takım değil. Siz Kobbeiner'i nereye öngörüyorsunuz? Ben katılıyorum. Hemen pası atıyorum direkt abi. Top. Direkt zaten yani yağmurlu havaya razıyım İngiltere demişti. Onun en doğru adresi olduğunu düşünüyorum. Kuzey Londra. Ben yine Arsenal Tottenham arasında kaldım ama şu Chelsea'den hep çekiniyorum yani şu parayı basıp herkes alıyor. Aman ya. Abi. Chelsea senin Florian Wirtz'i çekebilir yani. Evet evet doğru. Çekip çok onu da o ya. Cümbüşün içine, o değirmenin içine bitirir demiş. Bitirir. Cem, Marco Marin tarzı böyle bir düşüş yaşamasın da yani. Marco Marin. Yani. Sen kimi düşünüyorsun? Kobbeiner. Ben parayı basıp falan başka bir takım söyleyeceğim. Gyökeres'te de aynısını söylemiştim. Paris Saint-Germain bence. Yapmadım. Ya ben bu transfer döneminde, önümüzdeki transfer döneminde iki takımın böyle atak saldıracağını düşünüyorum şu olmadan yani. Hesapsızca ve biri Paris Saint-Germain, biri Bayern Münih bence. Mbappé'nin yerini doldurmak için. Peki. Paris Saint-Germain Kobbeiner'si alır direkt koyar. Bence. Paris Saint-Germain ve Mbappé demişken abi Paris Saint-Germain Mbappé'siz kazandı. Neler söylersin Çağrı abi? O oyuna giren Gonçalo Ramos'la gol atması bence çok ikonik oldu. Marsilya maçı 10 kişi kamlarına karşın 2-0 kazandılar. Neler söylersin? Ya PSG artık belli zaten. Fransa Lig 1'de şampiyon ama bu Mbappé olayı enteresan. Çünkü bu son 5-6 maç sadece bir kere 90 dakika oynadı. Ya sonradan girdi, ya çıkarıldı. Geçen sene de bu krizler yaşanmıştı. Doğru. Hatırla. Evet.
Ya bence bilmiyorum. Abi bir Mbappe biraz PSG'yi kendisinin yani üzerinde görmüyor ya, anladın mı? Yani kulübü üzerinde görmüyor. Yani kendisini PSG'nin üzerinde görüyor. İlişkilerde şey öyle vardır ya. Zaten. Direkt ayrılamazsın da karşı tarafın seni terk etmesin için elinden geleni yaparsın. Mbappe Paris Saint-Germain'den direkt senden ayrılmak istemiyorum doğru demiyor. Paris Saint-Germain'in ondan ayrılması için elinden geleni yapıyormuş gibi bir görüntü var. Hangi maç geldi biliyor musun? Cem seninle konuşmuştuk ya, Monaco maçı. Evet. Hatta değil mi? Yani orada yani. Oyundan tribündeydi. Çıktı. Tribüne çıkıyor tribüne falan. Çıktı yani. Ben Fransa-Şili maçının anlatımındaydım hazırlık maçında. Orada hücum hattında gol katkısı verdi Mbappe fakat yoktu yani. Kafa olarak oyunda yoktu. Mental olarak yoktu. Yine Velodrome'daydı maç. Tıpkı Marsilya maçı gibi. Ama kendini bulamadı. Kylian Mbappe. Bu futbol ikliminin artık Mbappe-Real Madrid ilişkisine ihtiyacı var. Peki. Peki o zaman hemen kısa bir soru bu sefer benden. Evet, Cem'le başlayalım. Mbappe-Real Madrid'e gitti diyelim. Ön taraftan bahsediyorum. Hı-hı. Nasıl bir taktik anlayışı ve kimleri koyuyorsunuz? Atıyorum 1-3 olabilir. Hı-hı. Ya da çift forvet yapıp arkasına 2-1 yapabilirsiniz. Top sizde. Ya ben 4-3-3 ya. Direkt 4-3'ten. Şöyle yaparım. Mbappe, ileri uca, Vinicius, sola Rodrigo sağa. Böyle arkadan Arda ile Endrick. Sonradan oyuna gire gire böyle onları monte etmeye çalışırdım. Bir zaten isim söyleyeceğim. Bellingham nerede? Bellingham geride. Ortası hemen arkadan yani. Hemen arkadan. 4-3-3'ün ilerideki ismi gibi. Çok zor. Yani bu sistemin şu anda oynattığı o hücum hattının Mbappe'yle çok iyi de olabileceğini düşünüyorum zaten hani bunu söylemek şey ama hani oynattığı formasyon var ya Bellingham önde, çift forvet evet önde. Hani orada sağa sola Mbappe geçip oraya Rodrigo'yla tamamlar mı? Bu kez Vinicius dışarıda kalıyor. Bilmiyorum ama en iyi ideal Cem'in dediği gibi 4-3-3 gibi duruyor. Ben 4-3 abi sayayım mı? Hı hı. Tchouameni ortada. 3-3-3'ü yanımda Kroos, önünde Bellingham. Oo. Solda Mbappe, sağda Vinicius, ön tarafta da Endrick. Oo. Direkt. Direkt. Oo. Kimi sen dışarıda bıraktın? Rodrigo. Rodrigo'yu dışarıda bıraktım. Endrick geliyor abi. Ben aynı formasyonda Rodrigo'yu koyayım. Rodrigo'yu koyacaktım ben de. Endrick. Peki sizce Endrick'i bonservisini aldıktan sonra Perez hani acaba bu milli arayı böyle değerlendireceğini düşünmüş müdür şu anda? Ciddi bir kadro rotasyon sıkıntısı olacak gibi. Hani Mbappe, Vinicius, Endrick, Rodrigo daha ama transfer Real gelirse... Madrid, daha da transfer evet, gelmez. Galacticos. Yapmaz. Arda var, Brahim Diaz var. Arda var, Brahim Diaz var. Valverde oralarda oynuyor. Arda ile Brahim Diaz'ın özellikle Arda'nın rolü burada çok daha keskinleşecek. Bu iyi oyuncularla birlikte çok daha yeteneklerini net bir şekilde ortaya koyabilir Arda. Hı hı. Ve kesinlikle bilmiyorum tabii bu sene biraz gitgelli oldu onun için ama hani burası da Real Madrid, o gitgelli olmayı da bekliyorduk. Arda da mental olarak bu yarışın içerisinde yer alacaktır. Ya şimdi mesela 70 maç var sonuçta. Yani herkesin oynama şansı tabii var. Tabii ki belli adamlar ön plana çıkacak ama yani Rodrigo'yu, Endrick şeyi yapman çok dikkatimi çekti. Abi ben hani Endrick, Mbappe, Vinicius, ortada Bellingham, arkada Tchouameni ve Kroos'la böyle bir işte, üçlü kişi söyleyebilir miyim? Tabii ki. İşte bu sonra Rodrigo parantezini evet açacağım. İşte bu anlattıklarımızdan dolayı Real Madrid yani futbolda 10 yıla falan rahat damgasını vurabilir. Ha, vurdu, daha da vurmaya devam ediyor 21. yüzyılda. Çünkü çok genç kaldı. Rodrigo dedik haftanın performansı gelsin. Bu rotasyonu biz konuşuyoruz ama Rodrigo yine bir şekilde çok fazla göstermese de olağanüstü performans gösteriyor. Atletik maçını tek başına aldı Rodrigo. Neler söylersiniz? Rodrigo'nun bu performansı hakkında. Yine tarihin en underrated oyuncularından biri. Evet. Katılıyorum. Yani Di Maria için seninle hep aramızda konuşuyoruz. Evet. Ama yani ben ileride de bu arada hak ettiği değeri göreceğini düşünmüyorum Rodrigo'nun. Çünkü içinde bulunduğu kadro çok yıldızlarla dolu bir kadro. Daha da yıldızlarla dolu olacak. Ama acayip bir adam yani. Bu Rodrigo, hakkı benim bence. Aslında 9'a evrilecek gibiydi abi. Pardon, evet, ya Rodrigo kesin. Bence Mbappe gelse bile bu dediğim ideal 11 sonuçta 70 maçın tamamını oynamayacak. Rodrigo pekala Endrick'le, pekala Vini'yle tabii rotasyona girecektir ve o rotasyon tam bir rotasyonda olmayacak. Aslında geniş bir kadro olacak. Yani tabii, 13-14 tabii oyunculuk bir geniş kadro ki ben ona Arda Güler'i de dahil ediyoruz elbette. Peki abi yani orada mesela Rodrigo diyoruz, işte Vinicius diyoruz, işte Joselu var net bir dokuzsuz devam ediyor ama mesela yani yine de Joselu en azından Hetafe'ye kiralık. Evet. Tek forvet diyoruz ama mesela gol krallığında Jude Bellingham'ı görüyoruz. Hani gol yükünü çekecek isimlerden bahsediyoruz ama orada da görünmez bir kahraman var. Bir anomali bu sene ya. Çok enteresan. Devamını getirecek mi hep birlikte göreceğiz ama gol krallığında Ante Budimir ve Artem Dobik'le birlikte
Zirvede Artem Dobik demişken de hemen konuyu biraz Girona'ya getireceğim. Çünkü haftanın verilmesi seçtik Artem Dobik'i. Girona belki kimlerine göre şampiyonluk yarışından düşse de, hatta bazılarına göre şampiyonluk yarışında değil, Şampiyonlar Ligi'nden de olacak takımlardan biri olarak gözükse de bir şekilde Real Betis karşısında 3 puan almayı başardılar. Dobik için neler söylersiniz abi? Dobik'le birlikte ben Ukrayna-İzlanda maçını anlattım. Evet. Ukrayna milli takımı da enteresan bir kadroya sahip. Tabii. Sudakov, Zinchenko, Artem Dobik, Yaremchuk. Evet. Ön tarafta gerçekten Mudrik. Mikhailo Mudrik çok enteresan bir yetenek setine sahip. Sigankov, Sigankov da var. Finallere gitmeyi de başardı. Sigankov var, doğru. Malinovski. Bak, hani Sigankov, Sudakov, Dobik, Mikhailo Mudrik. Gerçekten bu ekip Avrupa Futbol Şampiyonası'nda enteresan sonuçlara imza atabilir. Artem Dobik yedek başladı bir de. Evet, 72'de yani, oyuna girmiş. Sonradan oyuna girdi. Ön taraf değil mi? Muazzam. Enteresan bir takım. Büyük bir ilgiyle bekliyorum Ukrayna'nın maçlarını da. Dobik zaten kendini kanıtladı ya, bu adam şu anda La Liga'nın parmakla gösterilen oyuncusu oldu. 7 milyon euro karşılığında sadece. 7 milyon euro karşılığında. İşte bazen astronomik bedellerden bahsediyoruz ama. Evet, Dnipro'dan geldi. 7 milyon euroya böyle bir katkı. Tebrik ediyoruz Girona'yı böyle bir kadro yapılanmasına sahip olduğu için. Peki, son dönemlerde performansıyla dikkat çeken bir başka isme giderim. Bu 7 milyondan bahsettim ama bu sezonun başında 47 milyon euroya transfer olmuş bir isme gidiyoruz. Bunun için de Gizem Toksarı'ya bir gidelim. O bize o futbolcuyu derledi ve stüdyoya sorularını aktardı. Son dönemde ada futbolunun en gözde ismi Pep Guardiola'nın gece uykularını kaçıran çocuk Cole Palmer. Yaz transfer döneminde 47 milyon euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tutan İngiliz oyuncu bu sezon Premier Lig'de fırtınalar estirdi. 24 maçta 13 gol atıp 8 gol pası veren Palmer, Chelsea adına 2021-2022 sezonundan bu yana bir sezonda en fazla gol katkısı yapan isim oldu. Peki stüdyoya soruyorum, Cole Palmer'dan önce bu rekorun sahibi hangi futbolcuydu? Görüşlerinizi bekliyorum. 20 gol ve üzeri gol katkısına ulaşan futbolcuyu arıyoruz. Son oyuncu değil mi? Evet, son oyuncu. Cole Palmer'dan önceki son. Cole Palmer. 24 maçta, bir önceki isim 56 maç ulaşmış. Lampard falan yapmıştır da ondan sonra araya birileri girmiştir ki. Şu detay çok önemli. Az önce de söyledim. 2021-22 sezonundan bu yana. Yani biraz daha güncel bir isim arıyoruz. Güncelde o kadar güncelde. Gol katkısı veren Mount mu? Mason Mount. Oo. Hiç beklemiyordum ya, helal olsun. Ya beklemiyorsun oğlum zaten. Ben böyle kaç tane adam. Ben böyle hani araya sıkıştırırım, zor isimler gelir falan. Kim olur bazen Chelsea'de öyle istikrarlı bir hücumum var. Evet evet. İmkansız. Pek de beklemiyordum. Tebrik ediyorum abi. Timo Werner çok falan güzel. Diyesin. Oy Timo Werner. Bu arada Chelsea'de istikrarlı olup Manchester United'e giderek. Doğru. İstikrarı mahvedersinler. Bir başka istikrar validesi camiada. Camiada devam ettirin. Peki, teşekkür ediyoruz Gizem'e bu keyifli sorusu için. Diyelim ve Şampiyonlar Ligi'ne geçelim abi. Devler Ligi'nde biz geçtiğimiz hafta bu dev kadroyla Gökhan Aptik, Özkan Öztürk ve İbrahim Altınsağ ile birlikte tahminlerimizi yapmıştık. Yine bu dev kadroyla da Müjdat Muratoğlu, Çağrı Davran ve Cemil Aludabaşı sizler için Şampiyonlar Ligi'nde bu keyifli eşleşmeleri değerlendirecek. Neler söylersiniz abi çeyrek final eşleşmeleri hakkında? Vallahi muhteşem eşleşmeler. Her biri böyle kendi içinde bir yarı final, bir final tadında maçlar var. Real Madrid City, ben geçen seneki kadar Real Madrid'in teslim olacağını düşünmüyorum ama City'nin turu geçeceğini düşünüyorum. Paris Saint Germain Barcelona bence çok ortada bir eşleşme. Hı hı. Burada da Paris Saint Germain'in Mbappe'nin biraz daha odaklanarak daha favori olacağını düşünüyorum. Arsenal Bayern Münih'te, Bayern sıkıntılı, Arsenal keskin. Bıçak sırtı bir eşleşme. Çok keyifli iki maç. Bence Arsenal bir adım önde. Hı hı. Atletico Madrid Dortmund'da da ben Simeone'nin bu seviyede Borussia Dortmund'u durduracağını düşünüyorum. Bu eşleşmede bence penaltılara, uzatmalara, penaltılara gidebilir. Benim yorumlarım bu şekilde. O zaman yarı şimdi finaller. Evet. Ne oldu yarı finaller? Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City oldu sende. Evet. Evet. Oradan ne çıkar? Final yoluna mı gidelim? Evet abi. Final, sen bir final yolu çiz bize. Arsenal, Manchester City çok keyifli bir eşleşme. Manchester City'yi finale götürdüm. Paris Saint-Germain'de Atletico Madrid'e eler diyorum. Tamam. Paris Saint-Germain, Manchester City. Final oldu. Hı hı. Manchester orada. City. Ama İngiltere, tek maç yani. İngiltere'de olmasının bir avantajı var. Ama Manchester City yine favori ama Paris Saint-Germain de öyle. Yani zaten tabii. Inter bile direndi yani. Manchester City'ye. Tek maç olunca dediğim gibi. Aynen. Yani artık evet. Orada City ama diyorum, hı hı, ben. Cem duble yapar diyorsun abi. Üst üste, evet, şampiyon olur Manchester City. Cem, bir turnuva yolu ve şampiyonun kim onu öğrenelim. Evet, Real Madrid Manchester City, ben de Manchester City diyorum. Muhtemelen bundan pişman olacağım. Real City geçen şampiyon olur bence.
Bence olmaz. Bence olmaz. Ha, dur bomba bir şey geliyor. Bence de olmaz deyince. Tamam yani, buradan Manchester City'yi çıkardın. Yani ben her sezon diyorum işte Real Madrid şunu elde, Real Madrid böyle, Real Madrid şampiyon oluyor, Real Madrid finale gidiyor. Yani ondan diyorum pişman olacağım. O doğal zaten. Tamam. Diye ama Arsenal, Bayern Münih'te ben de Arsenal diyorum. Yine Arsenal, Manchester City oldu. Öbür tarafta Atletico Madrid Dortmund'da sürpriz beklemiyorum ben. Oh. Yani Atletico favori zaten, Atletico geçer. Benim sürprizim, turnuvanın sürprizi Paris Saint-Germain Barcelona'da Barcelona geçer oturu diyorum. Barcelona Atletico Madrid tarihi bir eşleşme. İlginç oldu, güzel oldu. Peki evet. Final Paris Saint-Germain elendi, Barcelona Atletico'yu da eledi, finale geldi. Karşısında Manchester City. Guardiola için tarihi bir maç. Guardiola'nın City'si mi Barcelona? Aynen öyle. Ondan sonra peki, tek maç olduğu için Barcelona şampiyon. Oy bu, oo, yani bu ya, gerçekten yani tarihe geçecek. Yani bunu mutlaka kayıt alalım. Eğer olursa Şampiyonlar Ligi'ni alır. Gururla vermemiz Barcelona lazım. Bu bence rüyamda olur. Oo, bunlar kayda geçecek. Bunlar da kayda geçecek. Hemen senin rotanı oluşturalım. Hemen. Peki Çağrı abi. Bu programlarında kişilere dönüştüm yani. Çağrı abi, Real Madrid Manchester City. Tamamdır. Real Madrid Manchester City, Real Madrid diyorum. Güzel. Arsenal Bayern. Arsenal Bayern'de de Arsenal diyorum. Oo. Atletico Madrid Borussia Dortmund en kolay gibi gözüken eşleşme bu. Ben artık burada bir terse yatırıp Borussia Dortmund diyorum. Olabilir. PSG Barcelona'da da Banco PSG diyorum. Tamam, Paris Saint-Germain Dortmund. Paris Saint-Germain Dortmund'a da Paris Saint-Germain diyorum orada. Tamam, öbür taraftan da Real Madrid. Arsenal'a götürüyorum ve Real Madrid'de de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Çok heyecanlı. Üç farklı şampiyon çıktı. Müjdat abinin City, senin Barcelona, benim Real Madrid. Senin Real Madrid. Evet, doyamadık ama bu haftalık bu kadar. Sevgili Müjdat Muratoğlu, sevgili Çağrı Davran ve sevgili Cem İnal Odabaşı programın ikinci bölümünde bizlerleydi. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Herkese iyi haftalar.